Hep hayat bir oyuna benzetilir. Shakespeare'e giderseniz hayat bir tiyatro oyunudur. Hı-hı. Orada insanlar işte rollerini oynarlar gibi benzetme. Hı-hı. Bunu tiyatroyla değil de genel anlamda bir oyunla ilişkilendirecek olursak, içinde bulunduğumuz her oyun, ki bu konuda yazılmış kitaplar vardır. Hı-hı. Aslında biz sokakta hep bir oyun içerisindeyiz. Şimdi oyunun olmazsa olmazı belli kurallara dayalı olmasıdır. Evet. Yani siz futbol oynamak istiyorsanız sahaya çıktığınızda o futbol olgusunun gerektirdiği bir takım davranışlara şüphesiz uymak zorundasınız. Hı-hı. Dışına çıkarsanız faul olur, cezalandırılır. Eline değerse faul olur. Evet, evet. Yani belli kuralları vardır. Evet. Dolayısıyla hayatta kurallar olmadan yaşanması mümkün olmayan bir gerçekliktir. Hı-hı. Onun için sosyal gerçeklik diyoruz. Yani hı-hı, dış dünya gibi bir de sosyal bir dünya var. Dolayısıyla kontrol ihtiyacı işte bu kuralların gözetimini yapan, takip eden bir mekanizmadır. Hatta deneysel olarak ispat edilmiştir ki bir ortamda norm yoksa oradaki 3-5 kişi kendi arasında bir norm oluşturur. Evet. Aksi takdirde davranışlarını takip etmeleri sosyal psikolojik tabii bilinen işte Muzaffer Şerif'in evet, sosyal psikoloji kitaplarında klasik bir şeydir. Evet. Kitap norm, da var değil mi? Tabii hocam, kitaplar sosyal kural normsuz olması, evet, yaşamak mümkün değil. Hatta kişi tek başına kaldığı zaman bile bir takım kurallara uyar. Yani sabah kalktığında yapması gereken, uyması gereken bir takım davranışlar, ritüelleri vardır. Ritüelleri vardır. İşte kontrol mekanizması bu yapılması gereken işlerin yapılıp yapılmadığını takip eden bir mekanizmadır. Bu çoğu zaman toplumsal yapı içerisinde görünmez. Hatta bazı konularda hani görünmeyen bir elin değil mi toplumsal yaşamı düzenlediği de söylenir. Söylemiş, tabii kontrolün nasıl algılandığı, yine başa dönecek olursam söylediğimle ilişkilendirmek için diyorum, nasıl algılandığı da önemli. Bu dışarıdan sürekli baskılama. Evet, değişik düzeylerde bir kontrole dönüşürse işte bu bireyin bir takım duygularının gelişmesine de engel oluyor. Sorumluluk duygusu gelişmiyor. Evet. İşte o tercihlerini kendi bilinciyle ve kendi iradesiyle yaptığını yani algılayamadığı için birey olma sürecinde ciddi anlamda bir takım handikaplarla karşılaşıyor. Eyvallah. Onun için ben bireyi değil de kişiyi kullandım başlangıçta. Çünkü birey bir süreç sonucunda oluşan bir şeydir. Yani biz dünyaya efendim birey olmak için doğarız gibi bir şeyim var benim, tespitim var. Tam da Jungçu bir analiz oldu. Çok güzel. Bilemiyorum Jungçu mu Recep. Güzel. Ama güzel böyle yani algılıyorum ben bu konuyu. Dolayısıyla toplumsal yaşamın değişik aşamalarında bu kontrolün yapısı değişiyor. İşte en doruk noktaya vicdan dediğimiz ya da bir takım değerlerin içselleştirilmesi noktasında bireyin kendi kendine iç kontrol dediğimiz, self kontrol dediğimiz bir aşamaya gidiyor. Bu işte bireyselleşmenin bireye kazandırdığı önemli hasletler. Eyvallah. Bütün mesele zaten kimin ve hangi merciğin kontrol edeceği meselesidir. Buraya girersek daha hümanist psikologlar, davranışçı psikologların en temel tartışma noktalarına geliriz. Ama olgun bir birey kendi kendini kontrol edebilen, tercihlerini taklitlerden ayrı düşünerek, tabii sakınarak yapabilen. Mesela nelerdir hocam bunlar? Yani somut örnekler üzerinden gittiğimizde size de sormuş olayım. Bir küçük iradeyle ilgili açıklama yapayım. Tam da konuyu oradan bağlarız. İrade kasa benzer deniyor. Kaslar çalıştıkça nasıl güçlenirse irade de çalıştıkça güçlenir. Şimdi biz yetişme yıllarından itibaren, daha çocukluk yıllarından itibaren bireye iradesini kullandırmazsak, yani her ne yapacağını tek tek sayıp tadat eder, şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın dersek, bir kere birey daha erken yaşta irade kullanma yeteneğini kazanmıyor. Bu sefer kararlarını kim alıyor onun? Okula gidecek, aile ya da çevre alıyor. Seçeceği okul, hatta branşını, mesleğini, yerleşeceği alanı, evleneceği kişiyi, oy vereceği partiyi, hangi dine inanacağını, hangi dine inanacağı, hangi dinin hangi mezhebinin ya da meşrebinde kalacağını. Çünkü o güne kadar bireyin iradi faaliyeti kas gibi gelişmedi. Halbuki küçük yaşlardan itibaren çocuklara ufak ufak iradeyi geliştirici, sorumluluklarını geliştirici ödevler tabii vermek lazımdır. Ben mesela bu noktada şunu da düşünüyorum. Bireyle toplum bir gerilim alanı değildir. Bu modern sosyolojinin kurduğu bir şeydir. Evet. Ben bunun bir ahenk alanı olduğunu düşünüyorum. Aynen.
Yani pozitivist sosyoloji buna daha ziyade bir gerilim bir ahenk alandır. Bu ahenk alanında toplum kendi sorumluluklarını yaptığı zaman tabii toplum şunu isteyecek. Yani ben şöyle bir birey istiyorum. Bunu isteyecek. Bu toplumun istemesi kadar gayet doğal. Çünkü işin aslı şeye kadar uzanıyor. Eğer biz burada yok dersek çocuğun eğitim hakkı kime gider meselesine kadar uzanırız. Yani acaba anne baba çocuğuna bir eğitim vermeli midir? Vermemeli midir? Verdiği andan itibaren sosyal kontrol zaten eğitim üstünden devreye girmiş oluyor. Ya da din eğitimi işte verilmeli midir, verilmemeli midir? Hı. Ya da verilecekse ne kadar verilmelidir? Anlaşılan o ki ergenlik öncesinde çocuklar sosyalleşme sürecinde. Tabii. Değerlerini onlar içselleştiriyor. Mesela bunu işte özellikle 3-6 yaşı değil mi hocam? Vicdanın oluşumunun nüvesi olduğu. Eğer burada biz çocuğa kendi yaptıklarını, ettiklerini yani gelir bana dikkatli bakar. İşte bakma ayıptır. Ya da bir şey sorar, sorma. Ya da oyuncağını kırar, kırma. Bir takım onun eylemleri engellenirse bu sefer ben yanlış yapıyorum. Ben doğru bir davranışta bulunmuyorum. Suçluluklar başlar. Suçluluk başladığı andan itibaren toplumun kalıplarına girme. Hocam anlıyorum. Evet. Çok güzel konuşuyorsunuz. Evet. Güzel ifade ediyorsunuz. Teoride bir çok güzel ama nerede çocuğumuza bunu yapma dememiz gerektiği hakkında ne söyleyebiliriz? Yani bir yerde de canım kırma yani pahalı pahalı oyuncaklar var. Bunları da kırma lütfen yani. Evet. Bunları kıracak lütfen hocam. Evet. Yani oyuncaklar yukarıya konulmak için değil. Oyuncak alıyorsak bu çocuk girişimcilik dönemindedir. Eğer bir bebek yattığı zaman gözünü kapatıyorsa kız olsun erkek olsun. Diyor ki bu gözünü niye kapattı? Gözünü çıkarıyor bebeğin. Hocam onu anladım. Hocam ona şunu da sorayım müsaadenizle. Peki ona oyuncaklar kırılsın. Kirlenmek güzeldir tamam. Peki işin içine eğitim geliyor. 3-6 yaş arasında vicdan oluşuyor diyorsun. Temelleri. Temelleri oluşuyor. Peki diyelim ki dini ibadetler söz konusu olduğunda. Çocuk ben kılmak istemiyorum, oruç tutmak istemiyorum diyor. Bana ne diyor. Ne yapacaksınız buna? Olmaz. Mesela 7-8 yaşında, 10 yaşında falan. Buna ne yapacaksınız? Hocam buna yapacağımız, ben önce söyleyeyim hocam devam etsin. Ben bir çalışma yapmıştım. Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçenleri inceledim hocam. 32 tane otobiyografi inceledim. Müslümanlıktan? Hristiyanlığa geçen 32 hocam bunu bir program yapalım. Çok ilginç sonuçlar var. Mesela küçük yaşlarda ibadet zorlamaları veya küçük yaşlarda işte dayaklar, annenin babanın inandığı Tanrı'ya öfke ve kızgınlık. Eyvallah. Beraberinde bunlar getiriyor. Yani dolayısıyla burada çocuğa da bir kere çocukla konuşmak lazım. Bundan ne anladığını. Çocuk kendi söylesin. Yani, evet yani bu ibadetin ne anlıyoruz? Kaldı ki çocuğun yaklaşık olarak 2 ile 6 yaş arası sorgulamadan inandığı ama her türlü sorusunun sadece zihinsel olarak merak duygusuyla sorduğu bir şüphe yoktur. Şüpheler 11'den sonra yavaş yavaş başlamaya başlar. Çocuk bu dönemde istemeyebilir. Zorlanmak lazım, sevdirmek lazım. Sevdire sevdire gittiğimiz zaman belki o içselleşecektir. Şey daha ben biraz daha bu ifade doğru mudur Sayın Yapımcığım? Yani şeytan avukatlığını yapmak ya istemiyorsa yani bu bunu yaptığınız vakit bunu bir beyin yıkama faaliyeti olarak algılıyorsa ki bir takım psikologların söylediği, pedagogların söylediği budur. Bu durumda nasıl bir cevap veriyorsun? Hocam bu şeyle alakalı, çocuğa din eğitimiyle alakalı ulusal ve uluslararası belgelere baktığımız zaman elimizde bir sürü belge var. Anneye, babaya, ergenliğe kadar diyorlar ki çocuğun eğitimiyle ilgili yasal hak anne babadadır. Yani, ulusal ve uluslararası belgeler biz de buna tarafız. Biz de buna tarafız. Bazı pedagoglar işte okulsuz toplum modelleri vesaire sadece din eğitimine değil. Her türlü ideolojik eğitime karşılar. Yani belki Jean-Jacques Rousseau'dan gelen bir eğilim olabilir, şu olabilir. Ama ortada bir şey var. Biz Jean-Jacques Rousseau'yu çok önemsiyoruz da efendim eğitim vermeyelim. Yok başarısız oldu zaten. Falan. Yani. Ama İbn Tüfeyl'i, Haybin Yeksan'ı burada yok sayıyoruz. Evet, yani dolayısıyla burada çocuğa nasıl bir eğitim verileceği önemli. Yani ibadet öğretimi midir ilk önce öğretilmesi gereken? Yoksa çocuğun mesela Müslümanca duyuşun temel ahlaki vasıflarının neler kazandırılması mıdır? Ben bu ahlaki vasıfları kazandırdıktan sonraki ergenlik dönemi zaten şüphe ve bunalım dönemidir. O dönemde çocuk
inancını da sorgulayacak. Belki dini bir terminoloji bile kullanmadan. Kullanmadan tabii. Ahlaki temelleri verdikten anladım. Sonra çocuk bunun üstüne kurulacak. Israrla söylediğim şey vardır. Hazreti Peygamber'in hayatı bunun açık örneğidir. Mekke dönemi ibadetlerin muamelatın olmadı. Ama şu an ahlakın Mekke döneminde yaşamıyoruz başta. Yani. Bildiğiniz hem Mekke'ye Medine bir arada yaşıyoruz. Yok şunu için diyorum. Yaşamıyoruz da. Ama bir şey var. Burada bir model var. Yani o yeni doğmuş bir çocuk gibi kabul edin. Önce oturtulması gereken anladım. Prensipler var. Onun üstüne de diğeri evet. şekillenecek. Hocam siz ne evet. diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Biraz ya geride kaldı size. Benim evet. katkı sağlayacağım. Hocam çocuklara oyuncağı kırdırttı. Evet, bırakın evet. kırsın dedi. Tabii pahalı oyuncaksa anne babanın içi gider değil mi? Onun için zaten müdahale ediyor. Ucuz oyuncağı. Şimdi burada aslında işte modern hayatın belki güzellikleri yanında getirdiği bir takım olumsuzluklardan biri var. De bu. Diye görülebilir. Eskiden çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri yapıyorlardı. Hazır oyuncak alınmıyordu. Dolayısıyla abiler o falan oyuncağı, da yapardı. Tabii. Evet. Ama oyuncağı yapımına kendisi katkı sağladığı için gözü gibi koruyordu. Hı-hı. Onu sahipleniyordu. Ona zarar gelsin istemiyordu. Şimdi tabii hayat her şeyi çocuğun önüne hazır koyduğunda onun kıymetini bilmiyor, onun değerini bilmiyor diye de bakılabilir. Tabii efendim geriye götürüp çocukları oyuncaklarını kendilerine mi yaptıracağız diye bir soru akla gelebilir. Hayır ama yapılmak üzere hazırlanmış en azından birleştirerek işte logotipi şeyler bu amaçla zaten hem zihinsel onlar gelişimi. Da, onlar da sınırlandırıcı hocam. Evet sınırlandırıyor tabii ama eski çocuğun oyunla olan ilişkisi tamamen kendi benliğini gerektiren, katılımını gerektiren zaten bir şey. Hocam sokağa çıkarak dolayısıyla olmadı. Biz tabii burada oyun yeterli değil. Tabii. Sokak. Aslında oyun kavramı çocuk gelişiminde ve bireyin oluşumunda çok ciddi tabii, bir sosyalleşmenin tabii. araçlarından bir tanesi zaten. Tabii. Ve hayatın provası. Tabii. Yani hayatı provası. Hep iş olarak gören kişiler birey olamıyor. Tabii. Halbuki hayatın işte oyun olarak ki buradaki oyunu böyle zaman geçirmek için değil. Hayata yaklaşımın arkasındaki tutumu ifade etmek için kullanıyorum. Kant'a kadar gidersek work and play arasında, oyun ve iş arasındaki evet, analizi ilişki. Yapar. Dolayısıyla birey kendine ayrılan zaman içerisinde kendi katılımıyla ürettiği ve ortaya koyduğu şeyleri tüketen bir konuma da geliyor. Evet. Şimdi hocam, çok özür dilerim, buyurunuz. Oradaki bir led arkadaşlar koydu. Evet. Türk anneler itaatkar çocuklar istiyor. Evet. Bu önerme doğru bir önermedi gözlemlerini çalışmaları. Aslında bununla ilişkilendirilebilir. Sadece bizde değil ama genel anlamda bir anne tavrından söz eder psikologlar. Toplumdan topluma farklılık arz etmeyen. Tabii. Her toplumda böyle bir model anne olabilir. Söylediklerinden hocamın çağrıştı. Koruyucu anne dediğimiz. Aşırı koruyucu anne tipinden söz edilir. Çocuğun her şeyine müdahale eden. Sadece bizim ama bunu yaparken onun sevdiğini düşünerek. Yani bu gelişim psikologlarının kullandığı overprotective mother dedikleri bir kavram. Aşırı koruyucu anne. Koruyucu, evet. Şimdi bu anne tavrı aslında anne açısından bakıldığında hiçbir zaman olumsuz olarak algılanmaz. O annelik görevini yerine getirdiğini düşünerek, onu sevdiğini, çocuğunu sevdiğini evet. düşünerek bu davranışı yapar. Fakat gelişim süreci açısından baktığımızda çocuğunun gelişimine ciddi anlamda engeller koyduğu ortaya çıkar. Yani çocuğun her ihtiyacını, hocamın evet. da değindiği gibi annenin karşılaması, işte o irade gelişimini, öğrenilmesi gereken bir takım davranışları öğrenmesine engel olan bir tavır. Aslında toplum da bu annenin tavrına benzetildiğinde çok aşırı koruyucu toplumlar, her şeyi kontrol edeceğim dediğinde, bireyin gelişmesine sıkı sosyal denetim sorumlu bir vatandaş kişiliğinin oluşmasına engel oluyor. Anladım. Bütün mesele yine hocam değindi. Söyledikleri hep bende birçok şey çağrıştırıyor. Bu ilişkinin toplum ve birey ilişkisinin çok dengeli ve birbirini tamamlayan bir ilişki olarak gelişmesi lazım. Çok kolay bir şeyden söz etmiyoruz şüphesiz. Tabii kolay değil ama yapılması gereken nedir noktasında her iki yapının da aslında kendi kurallarını çok iyi kavrayıp onu hayata geçirmeye çalışması gerekiyor. Sorun da bu noktada. Yani toplum her şeyi üstlendiğinde işte aşırı olarak kolektivizme gidiyor. Her şeyi toplum kontrol. Öteki uç bireyciliğe gidiyor. Anladım. Belki daha sonra. O da her şeyi ben yaparım. Ama orta noktası var bunun.
Bizim kendi kültürümüz açısından, kavramsal dünyamız açısından bakacak olursak ikisi de ifrat ve tefrit. Anladım. Yani evet. Bunun itidal dediğimiz bir orta noktası var. O zaman şöyle bir soru sormak herhalde evet. Çok mantıklı olmaz artık. Birey mi toplumu önceler, toplumun bireyi önceler? Böyle bir soru sahte bir soru olur. O klasik soruya götürür, o yumurta şeyine götürür. Yani bu süreçlerin ama sonunu kestiremeyiz. Tabii. Evet. Ama şöyle bir şey söylemek herhalde mümkün. Sizin söylediklerinizden onu anlıyorum. Bireyle toplum arasında tabirimi bağışlayın, diyalektik bir ilişki vardır. Kesinlikle. Bunu nasıl anlamak lazım? Bunu nasıl açarız hocam? Benim bu noktada yazdığım bir kitap bölümünde kullandığım bu, çünkü literatüre baktığımda işte sosyal psikologlar, kolektivizm yani toplumcu mu, bireyci mi arasındaki ciddi tartışmalar okuyunca dedim ki ikisi de aşırı uçlar. Uçlar, yani evet. Bunun ortasını bulalım. Şöyle bir mecazi metafor ürettim kendimce. Tabii tartışılabilir. Toplum ve birey hayati organları ortak siyam ikizleri gibidir. Eyvallah. Yani bunları ayırdığınızda toplumu besleyen bireyin bir takım potansiyelleri ise bireysiz toplum hayatiyetini devam ettiremez. Ama bireyin sahip olduğu imkanları hayata geçirebilmesi için de toplumsal bir yapıya, toplumsal bir zemine ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlar karşılıklı bağımlılık içerisinde yürümek zorunda olan mekanizmalar. Bunları çatıştırarak değil, bunları aslında bir noktada ahenkle uzlaştırarak. O da işte toplumsal uzlaşma dediğimiz bireyle, tabii yani sosyal psikolojinin temel konusu zaten nedir? Toplum içindeki birey. Hatta müstakil kitaplar vardır ve Türkçe'ye tercüme. Cemiyet içinde fert. Evet, bu evet. Klasik bir sosyal, bir şey, tabii. Sosyal psikoloji kitabıdır değil mi? 50'li 60'lı yıllarda evet. Sanıyorum tercüme edilen bir kitap. Türkiye'nin en iyi sosyal psikoloji. Aslında burada belki bu kontrol, efendim birey, özgürlük gibi kavramlara sosyal denge kavramını da ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü bütün o yapıp etmeler sonucunda kişi iç dünyası açısından baktığımızda bir norm, bir kural karşısında ona aykırı davranışta bulunduğunda bilişsel çelişki dediğimiz bir içsel dünyasında rahatsızlık duyuyor. Evet. Ve bu sefer onu gidermek için bazen sapma da yaşayabiliyor. Sapmayı konuşacağız biraz evet. Sonra.